Merhabalar, seyircileri saygıyla selamlayarak başlayalım. Nokta TV'deki ilk programımız, programımızın ismi de Büyük Resim olacak. Bugün ben size büyük resmi çizmeye çalışacağım. Türkiye'nin etrafında çok değişik olaylar oluyor. Hatırlayın, geçen sene yaz aylarında Oruç Reis sismik araştırma gemisine Doğu Akdeniz'e göndermemizle birlikte Yunanistan'la bir gerginlik başladı. Gerginliğin sebebi bildiğiniz gibi doğal gaz paylaşımıydı. Bu problem hala devam ediyor. Yine bu ayın başında Montreux tartışmaları çıktı. Montreux tartışmaları da aslına bakarsanız Karadeniz'in ısınmasıyla ilgiliydi. Karadeniz neden ısındı? Çünkü Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğinden döndüler. Bütün bunların hepsi bir şeyle bağlı. Aynı anda geçtiğimiz birkaç gün içerisinde blok zincir, kripto parayla ilgili tartışmalar çıktı. Kripto paranın borsasıyla bu borsasını yapan, alıp satan 3 tane firma battı. Demin söylediğim gibi bu söylediklerimin hepsi birbiriyle bağlantılı ve yeni dünya düzeniyle ilgili. Şimdi ben hepsini parça parça anlatarak puzzle'ın resimlerini, puzzle'ın parçalarını bir araya koyup büyük resmi size göstermeye çalışacağım. Büyük resmi görebilmemiz için biraz tarih bilgisine ihtiyacımız var. O yüzden Osmanlı dönemine kısa bir ziyaret yapacağız. Montreux, Karadeniz demiştik. Biz tarihte en fazla Ruslarla savaştık. Ruslarla savaşmamızın sebebi de hep boğazlarla ilgiliydi. İlk kaybettiğimiz savaş 1774'de gerçekleşti ve bu savaştan sonra bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada Ruslar ilk defa Karadeniz'den ticaret gemilerinin serbest geçişini elde ettiler. Artık Osmanlı zayıflamıştı, yıkılma dönemine girmişti. Büyüyen Rusya ile genişleyen Çarlık Rusyası ile iyi geçinmek zorundaydı. İlerleyen yıllarda 1833 yılında Ruslarla bir saldırmazlık anlaşması imzalandı. Bunun adı Hünkar İskelesi Anlaşması'ydı. Bu anlaşmanın bir maddesine göre, gizli bir maddesine göre bir savaş halinde Osmanlı boğazları yabancı askeri gemilere kapatacak fakat Rus gemileri istediği gibi Akdeniz'e çıkabilecekti. Bu anlaşmayla birlikte Ruslar artık askeri gemileriyle birlikte Akdeniz'e çıkmaya başladılar. Rusların Akdeniz'e çıkmasının sebebi hep tarih derslerinden hatırlarsınız. Rusların sıcak denizlere çıkma emeli. Bunun arkasında yatan neden ticarettir. Rusya dünyayla yaptığı ticareti boğazlar üzerinden Akdeniz'de yapıyordu. Karadeniz'in karşı kıyısında Sivastopol ve Odessa limanlarını elde ettikten sonra Ruslar artık ticaretlerini kendi tekellerine aldılar. Ve donanmalarıyla birlikte Akdeniz'e indiler. Ekonomik olarak güçlenmeye başlamaları Rus çarlığının genişlemesine sebep oldu. Rus çarlığı doğuya doğru genişledi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu bölgeleri de içine alarak Fergana Vadisi'nden Afganistan üzerinden Hindistan'a kadar ulaştı. Hindistan o zaman İngiliz sömürgesiydi ve bir şirket tarafından yönetiliyordu. Rothschild ailesi de bu şirketin en büyük ortağıydı. Şimdi Rusların Hindistan'a doğru yönelmesi bir tehdit yarattı. Aynı zamanda Akdeniz'e inmişler ve ticaret tekelini kırmışlardı. Rusların durdurulması için boğazların kontrol edilmesi ve Osmanlı'yla bir savaş gerekiyordu. Bunun için İngiltere, Fransa ve o zamanki küresel sermaye Osmanlı'yı Ruslarla savaşa zorladılar. Savaş Kırım Savaşı'ydı. Kafkaslarda ve Balkanlarda başlayan savaş kısa sürede Kırım'a taşındı. Amaç Rusların donanmasını inşa eden tersaneler ve kaleler Kırım bölgesinde bulunuyordu. Savaş bu bölgeye taşındıktan sonra yaklaşık 3 sene sürdü. Ruslar Sivastopol'u kaybettikten sonra yenilgiyi kabul ettiler. Bir barış anlaşması imzalandı Paris'te. Fakat bu barış anlaşmasında biz Kırım'ı elde tutamadık. Barış anlaşmasının en önemli maddesi Rusların bütün tersanelerinin ve kalelerin Karadeniz kıyısında yıkılmasını öngörüyordu. Aynı şekilde Osmanlı'nın da tersaneleri ve kaleleri yıkılacaktı. Bu sayede Rusların donanması Karadeniz'de hapsedilmiş ve aslında donanma sahibi de olmamış oldular.
Yani ticaret tekeli, Akdeniz'deki ticaret tekeli tekrar batılı devletlerin eline geçti. Ruslar buna uzun süre dayanamazdı. 93 Harbi diye bildiğimiz 1777-78 Savaşı'nda tekrar boğazlardan rahatça geçebilmek için Osmanlı ile savaştılar. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Günümüzde bir yanlış anlaşılma var. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili. Herkes diyor ki Montreux'u Amerika Birleşik Devletleri delmeye çalışıyor. Bu anlaşma delindiği zaman nereye çıkacak? Karadeniz'e çıkacak. Aslında bu da doğru. Fakat perde arkasındaki asli niyet Rusların Akdeniz'e inmesini engellemek. Geçmişte de Ruslar Akdeniz'e iniyordu. Akdeniz'e inmelerini engellemek maksadıyla Osmanlı'yı hep Ruslara karşı kışkırttılar, savaşlara sebep oldular. Ve biz bu savaşlarda bir imparatorluk kaybettik. Bugün de benzer bir olay oynanıyor. Çünkü Ruslar Akdeniz'de yeniden. Akdeniz'de nerede? 2015 yılında Suriye İç Savaşı'na müdahil olmak üzere Ruslar geldiler, Suriye'ye yerleştiler. Akdeniz'in iki sebepten önemi var. Birincisi, en önemli ticaret güzergahlarından bir tanesi. Uzak Doğu'dan gelen gemiler Süveyş Kanalı'nı geçtikten sonra Akdeniz yoluyla çeşitli Akdeniz ülkelerinin limanlarına uğruyorlar. Cebel Tarık'tan geçerek de Belçika, İngiltere, Hollanda, Almanya gibi kuzey ülkelerine gidiyorlar. Mallarını oralara bıraktıktan sonra oradan mal alıp tekrar aynı yolu geri dönüyorlar. Hatırlayın, geçtiğimiz günlerde bir kaza yaşandı Süveyş Kanalı'nda. Evergreen isimli bir gemi kanalı tıkadı. Kanalın dünya ekonomisine verdiği zarar günlük 1.9 milyar dolardı. Şimdi bu büyüklükte bir ticaret dönüyor Akdeniz'de. Ve bu ticarette söz sahibi olmak isteyen en önemli aktör kim dersiniz? Çin. Çin 2014 yılında Mısır'la yaptığı bir anlaşma neticesinde Süveyş Kanalı'nı genişletti. Kapasitesini yaklaşık olarak iki katına çıkarttı. Bu anlaşmanın parçası olarak da 10 milyar dolar yatırım yaptı. Süveyş Kanalı'nın etrafı aynı zamanda Çin'in üretim tesislerinin konuşlanacağı yer olacak. Çin başka ne yaptı? Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerden Fransa'dan İspanya'ya, Türkiye'ye kadar liman satın aldı. Yani ticaretin giriş çıkış noktalarını Çin Akdeniz'de kontrol etmeye başladı. En önemli limanı ise Yunanistan'daki Pire Limanı. Pire Limanı'nı bir hub olarak, dağıtım merkezi olarak düşünüyor. Gelen Çin malları Pire Limanı'ndan girdikten sonra Balkanlara ve Doğu Avrupa ülkelerine ulaşacak. İşte Çin'in bu yayılmacılığına karşı Amerika Birleşik Devletleri de günümüzde Yunanistan'da Kavala'dan Selanik'e kadar, Dede Ağaç'a kadar çeşitli üsler kuruyor. Evet, bu üsler bir anlamda Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı güvence altına alırken aynı zamanda Çin yayılmacılığına karşı yapılan bir hamledir. Şimdi ticaretle ilgili bölümü anlattık. Akdeniz'in ikinci önemi doğalgazdan kaynaklanıyor. İlk doğalgazı İsrail bulmuştu kendi kıyılarında. Bu miktar arttıktan sonra doğalgazı işte Kıbrıs, Girit, Yunanistan ve İtalya yoluyla Avrupa'ya satmak istedi. Avrupa'ya satacağı gaz bizim toprakta, bizim karasularımızdan, daha doğrusu bizim münhasır ekonomik bölgemizden geçiyordu. Bunu engellemek maksadıyla Türkiye'de işte Libya ile bir anlaşma yaptı. Sular ısınmaya başladı. Peki burada Rusların fonksiyonu ne? Demin demiştim, Ruslar geldi, Suriye'ye yerleşti. Suriye doğal gaz hatlarının geçeceği kilit ülke. Neden? Hatırlayın, İran'da doğal gaz var. İran'dan gelecek doğal gaz Suriye üzerinden Akdeniz'e çıkacak. El değmemiş gaz yatakları var Irak'ta. O gaz da Suriye üzerinden çıkacak. Ruslar geldikten sonra Suriye'de de ciddi gaz yatakları bulundu. Artı Katar'dan gelecek gaz boru hattı da yine Akdeniz'e Suriye üzerinden çıkacak. Şimdi Ruslar Suriye'ye yerleşerek dünyadaki gaz piyasasını kontrol etmek istiyorlar. Aynı anda Libya'da iç savaş çıktı. İç savaştan faydalanan Rusya oraya da yerleşti. Libya, İtalya ve Fransa'nın hem petrol ihtiyacını hem de doğalgaz ihtiyacını karşılıyordu. Orada Rus milislerinin, Wagner'in bulunması Rusları doğalgaz oyununda bir oyuncu haline getiriyor. Rusların hem Libya'da hem Suriye'de tutunmasını sağlayan en önemli güç ise donanması. Rus donanması
sayıca az ve küçük olmasına rağmen silah teknolojisi açısından Amerika ile boş ölçecek, hatta Amerika'ya meydan okuyacak seviyede. Rus donanması Akdeniz'de olduğu müddetçe Rusları gaz oyununun dışına itmek mümkün değil. Dünyada gazın fiyatını Ruslar belirliyor. Avrupa'nın en önemli tedarikçisi Ruslar. Yeni dünya düzeninin kurulabilmesi için Rusların bu oyundan dışlanması gerekiyor. Öncelikle yapılacak hamle Rusları Akdeniz'den uzak tutmak. Rusları Akdeniz'den tutmanın iki yolu var. Birisi boğazını sıkacaksınız. Yani boğazlardan geçişini engellemeniz gerekiyor askeri gemilerinin. İkincisi işte Kırım. Kırım'ı Ruslar ilhak etmişti 2014 yılında. Kırım'dan Rusları atabilirseniz Rusların en önemli üsleri bugün Sivastopol ve Balaklava dediğimiz yerde yer altında tersaneler bulunuyor. Her ne kadar bunların önemli bir kısmını Novorossiysk'e taşıdıysa da Rusların Kırım'ı kaybetmesi demek Kırım'la Suçi arasındaki Karadeniz kıyısındaki bölgede farklı etnik gruplar var. Bu etnik grupların da bağımsızlık savaşı ile birlikte Rusların Karadeniz'e kıyısının ortadan kalkması demek. Bu maksatla Ruslar Kırım'ı kesinlikle bırakmazlar. Şimdi Rusların Akdeniz'e çıkışını engellemek için boğazları kullanılabilir demiştik. Boğazlar Sözleşmesi bir denge getirmişti 1936'da. Bu denge şu an Rusların lehine işliyor. Ruslar istediği gibi Akdeniz'e gidip geri dönebiliyorlar. Fakat yabancı ülkelerin askeri gemilerinin Karadeniz'e çıkışında önemli kısıtlamalar var. Fakat anlaşmanın bir maddesi de şöyle. Diyor ki savaşan devletlere şey kapatılır, boğazlar kapatılır. Bu maddeyi şöyle yorumlayabilirsiniz. Eğer Ukrayna ile Rusya savaşırsa savaşan devletler tanımına girebilir bu. O zaman Türkiye boğazları Rus savaş gemilerine kapatabilir. Bu neyi doğurur? Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirir. Biz 3 defa ciddi savaş yaptık. Boğazlar meselesi yüzünden Rusya ile 3'ünü de kaybettik. Ve başkasının savaşında biz yıprandık. Şimdi burada akıllı olmamız gerekiyor. Karadeniz'in suları ısınıyor demiştim. Karadeniz sularının ısınmasının sebebi de Ukrayna ile Rusya'nın çekişmesi. Sebep şu. Biraz tarihinden kısaca bahsedelim. Günümüze getireceğim olayı. 2004 yılında Ukrayna'da bir seçim yapıldı. Seçimi Rus yanlısı Cumhurbaşkanı kazandı. Fakat muhalifler hemen itiraz ettiler. Buna renkli devrimler, turuncu devrim diyoruz. Ukrayna'nın Donetsk, Donbas gibi şehirlerinde çok fazla miktarda Rus kökenli insan yaşıyor. Bu bölgelerde seçime hile kalıştırıldığını söyleyerek halkı sokağa döktüler. Seçilmiş hükümeti Amerika Batı yanlısı hükümetle değiştirdiler. Bunun bir benzerini biz 2013 yılında yaşadık. 2013 yılında ise iktidarda Rus yanlısı hükümet vardı. Rus yanlısı hükümet Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya alınca kendisini batılı gören Ukraynalılar bu sefer isyan ettiler. Yine sokak hareketleri oldu. Bu sefer Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Artık Rusya Ukrayna üzerinde etkisini kaybetmeye başladığını anlayınca Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ı ilhak ettikten sonra Karadeniz'deki varlığını garanti altına bir anlamda garanti altına aldı. Şimdi Rusya'yı Kırım'dan atmak gerekiyor. Rusya'yı Kırım'dan atabilmek için Ukrayna ile Rusya'nın bir savaş yapması gerekir. Eğer askeri dengeye bakacak olursanız Ukrayna'nın Rusya ile başa çıkma imkanı yok. Bunu desteklemek için kriz tırmanlığında ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2 tane fırkateynini Karadeniz'e göndereceğini söyledi. Arkasından İngiltere benzer bir açıklama yaptı. Fakat silah dengesine baktığımız zaman Karadeniz'de her ne kadar müttefikler Ukrayna'yı destekliyor gibi gözükse de bir savaş esnasında geri çekilecekleri, bu savaşa girmeyecekleri kesindir. Ukrayna yapayalnız kalacaktı. Dolayısıyla Kırım'ı alması mümkün değildi. Peki Kırım'da niçin bir savaş çıkması isteniyor? Niçin Rusya'nın Ukrayna ile çatışması isteniyor? Bunu anlayabilmemiz için yine küçük bir bilgi vereceğim Rusya ile ilgili.
Hatırlayın, Soğuk Savaş bittiğinde 1989-91 yılları arasında Rusya'nın devlet başkanı, Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Mikhail Gorbaçov Glasnost and Perestroika isminde bir program açıkladı. Bu açıklık ve dönüşümdü. Yani Sovyetler Birliği dağıldı ve Rusya kapitalist sisteme entegre olacaktı. Rusya'da bir sermaye birikimi yoktu. Herkes standart maaşlı devlet elemanıydı. Devlet özelleştirme kapsamında 1 dolara fabrikaları sattı. Bu fabrikaları alanlar daha yüksek fiyata yabancı sermayeye sattılar. Bir oligark sınıfı doğdu. Bu oligark sınıfı Yeltsin döneminde bir anlamda Rusya'yı talan etmişti ve enerji kaynakları da bu oligarkların eline geçmişti. Putin iktidara geldikten sonra yaptığı ilk şey doğalgaz ve petrol yataklarını tekrar devletleştirerek Rosneft, Lukoil, Gazprom adı altında tek elde topladı. Yani artık Rusya'nın kontrolü küresel sermayede değildi. Bu hamleden sonra Rusya ile Batı'nın arası hiç iyi olmadı. Rusya'da Putin'in iktidarını devirmek isteyen hem batılı ülkeler hem bir küresel sermaye var. Şimdi diyeceksiniz ki bütün bunların kripto parayla, blok zincir teknolojisiyle ne ilgisi var? İlgisi var şöyle. Yine tarihe, geçmişe gideceğiz. Eskiden Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletlerin kullandığı para sistemi altına dayalıydı. Bütün devletlerin parasının altın karşılığı vardı. Ancak altın mesela İngiliz lirasıyla Osmanlı lirası birbirine dönüştürebilir. Eritirsiniz bir tanesini, altına çevirir, ötekisine satarsınız. Altın arzı da kontrol edilemediği için yeni keşfedilen madenler çok az. Paranın miktarıyla oynamak mümkün değildi ve az gelişmiş ülkeler dış ticaret açığı verdiği için piyasadaki altın hep gelişmiş ülkelere kayıyordu ve ciddi bir ekonomik kriz ekonominin çarklarının dönmesini durduruyordu. Buna bir çare buldular. Çare Birinci Dünya Savaşı'ydı. Birinci Dünya Savaşı aslında bir big reset'ti. Bu big reset'le birlikte bir, imparatorlukları yıktılar, siyasal sistem değişti. İki, para sistemini değiştirdiler. Artık kağıt para sistemine geçildi. Fakat istediğiniz gibi paranın miktarıyla oynuyordunuz. Bu sistem de uzun sürmedi. 1933'te hiperenflasyon başladı. 29 ekonomik buhranıyla birlikte. Devletler kontrolsüz bir para basıyordu. Para sistemi yeniden çöktü. Bulunan çözüm yine 2. Dünya Savaşı'ydı. Yine bir savaş sonucunda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, takip eden yıllarda Dünya Ticaret Örgütü kuruldu ve yeni bir para sistemi dayatıldı. Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte. Bu anlaşmada rezerv para birimi oldu dolar. Doların altın karşılığı vardı. Diğer devletlerin paraları da dolara bağlandı. Bu yeni bir para sistemiydi. Yine sistem bir savaşla kurulmuştu. Bu da uzun sürmedi. 1971 yılında Bretton Woods anlaşması çöktü. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterince altını yoktu. Altın karşılığını gösteremediği için bu sistem çöktü. Sistem çökünce Amerikan doları hızla devalüe oldu. Dünya rezerv para birimi olma özelliğini kaybetti. Amerika ekonomik olarak çok büyük şeyler kaybetmişti. Buna bir çare bulunması gerekiyordu. Çareyi bulan dönemin Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger'dı. Henry Kissinger Yom Kippur Savaşı'nı tezgahladı. 1973 yılında Araplarla İsrail savaştılar. Arapları İsrail'e saldırmaya teşvik ettiler. Başta savaş Arapların lehine gidiyordu. Fakat kısa süre sonra Amerika olaya müdahale olduğunda Araplar hezimete uğradı ve büyük ağır bir yenilgi aldılar küçücük İsrail karşısında. Ve bir araya geldi Arap devletleri, en çok petrol üreten ülkeler. Suudi Arabistan liderliğinde OPEC ülkeleri dedi ki biz batıya petrol satmıyoruz. Petrol fiyatı birdenbire %400 arttı. Aslında perde arkasında bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşma Amerika ile Suudi Arabistan arasındaydı. Amerika Suudi Krallığına iktidarda kalma garantisi verdi. Krallık rejiminin devamının garantisini verdi. Onun karşılığında da Suudi Arabistan petrolü dolarla satacaktı. Şimdi dolar, petrol birdenbire %400 artınca mesela Türkiye gibi ülke 1 dolar verip petrol alacakken 4 dolar vermesi gerekiyordu. Yani bütün ülkeler petrol alabilmek için merkez bankalarında dolar tutmak zorundaydı.
dolar ihtiyacı inanılmaz bir şekilde arttı ve herkes Amerika'nın bazı dolarları kasasında tutmaya başladı. Böylece günümüzde de halen devam eden petrodolar sistemi kuruldu. Fakat şimdi petrodolar sistemi de çöküyor. Bu petrodolar sisteminin yerine yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu düzenin temelini oluşturan blok zincir teknolojisi. Blok zincir teknolojisinin bir ürünü olan da kripto para, geleceğin parası olarak dizayn ediliyor. Şimdi paranın para olabilmesi için, bir metanın insanlar tarafından para olarak kabul edilebilmesi için karşılıklı alışverişte kullanılması gerekir. Şu an birçok ülke, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yasakladı, kripto parayla alışveriş yapılmasını yasakladı. Şimdi paranın alışverişte kullanılması yetmez kripto paranın rüştünü ispatlaması için. Aynı zamanda devletlerin bunu kabul etmesi gerekir. Yani bir devlet maaşı kripto parayla ödemeli ve vergiyi şeyle almalı, kripto para üzerinden almalı. Fakat deniyor ki kripto para işte dağıtık defter yapılanması, bir merkezden kontrol edilmiyor. Bilgisayar üzerinde, ağ üzerinde on binlerce bilgisayar tarafından kontrol ediyor. Biz buradan devletleri dışladık. Merkez bankaları karşılıksız para basıyordu. Bir anlamda enflasyonla vatandaşın cebinden para çalıyordu. Bu bir özgürlük hareketidir diye insanlara satmaya çalışıyorlar. Aslında yapılmak istenen şey devletleri aradan çıkartarak, yani her devletin kendi parası var ya, bu çok taraflı bir yapı. Bunları devletleri aradan çıkarttığınız zaman aslında tek noktadan kontrol edilen bir para sistemi yaratmış oluyorsunuz. Peki bu para sistemini devletler kabul eder mi? Devletler kabul etmezler. Devlet otorite kabul etmez. Devletin bu sistemi kabul edebilmesi için ne yapması gerekir, ne olması gerekir? Hatırlayın, bir önceki para sistemlerini kurarken savaşlardan bahsetmiştim. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Yom Kipur Savaşı. Devletlerin bunu kabul edebilmesi için zorda kalması gerekir. Örneğin bugün günümüzde Covid salgını var. Covid salgını ülkeleri kapanmaya yönlendiriyor. Ülkeler kapandıkça ekonomik olarak yıpranıyorlar. Devlet vergi alamıyor. Vergi alamamanın yanında vatandaşına yardım etmek için para bulmak zorunda. Para da yok, borçlanıyor. O da yetmiyor, para basıyor. Para bastıkça mevcut para sistemi eriyor. Vatandaşlar da kendi varlıklarını koruyabilmek için neye yönleniyorlar? Kripto varlıklara yönleniyorlar. Aslında bu Covid, kripto paranın tedavüle konması için devletlerin yapılan bir zorlama. Fakat burada da kalmıyor bu iş. Bununla devletlere kripto parayı kabul ettiremezler. Bir de savaş olması gerekiyor. Demin söylemiştim, enerji fiyatlarının Yom Kipur Savaşı'nda %400 artması devletleri yeni para sistemine kabul etmeye zorlamıştı. Yine bir savaş, işte bu savaş Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak bir savaş olabilir. Avrupa'nın gaz ihtiyacı Rusya'dan karşılanıyor ve nereden karşılanıyor? Çoğu boru hattı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiyor. Şimdi böyle bir savaş çıkarsa bu gaz boru hatlarının çoğu imha olacaktır. Ve enerji piyasası birdenbire fırlar. Enerji maliyetlerinin arttığını düşünün. Enerji maliyetlerinin artması ülkeleri küresel sermayenin dayattığı kripto parayı kabule zorlar. Burada başka bir noktayı da söyledikten sonra fazla uzatmadan kapatalım. Şimdi 73'te petrol kriziyle birlikte inanılmaz bir şekilde petrol fiyatının artması Türkiye gibi az gelişmiş ülkeleri batırdı. Çünkü biz dövizimizin, eldeki dövizin çok büyük bir miktarını petrol almaya harcadık. Maaş ödeyebilmek için piyasadan borçlanmak zorunda kaldık, uluslararası piyasadan. Bunun sebebiyle darbeler olmuştur. Şimdi biz kendi paramızı 4 katı olarak küresel finans sistemine petrol alırken ödediğimiz için kendi paramızı bir de faizle borç alarak geri almıştık. Bu gelişmekte olan ülkelerin gelişmesini durdurdu. Sistemi günümüze kadar idare etti. Şu an üretime Asya'da, sağda solda bir sürü ülke katılmış durumda. Bu ülkelerin üretimden tekrar geri kalması gerekiyor. Bunun için ne yaptılar? Green Deal diye bir şey çıkarttılar. Yani diyorlar ki sera gazı etkisi var. Dünyayı biz yok ediyoruz. İşte fabrikalar sera gazı üretmeyecek şekilde dönüşüme uğrayacak. Dizel yakıt kullanılmayacak. Arabalar elektrikle çalışacak. Bütün bunlar ne gerektirir? İnanılmaz
ölçüde yatırım gerektirir ve teknoloji gerektirir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu yatırımı yapacak parası yok ve bazı ülkelerin bu teknolojisi yok. Bunu yapamadığınız zaman bu yatırımı yapan ülkelerle rekabet edemeyecek hale gelip yine yarışın gerisinde kalacaksınız. İşte İkisi birleşince, yani enerji fiyatlarının yükselmesi, çünkü güneşten, rüzgardan enerji elde etmek çok zor ve çok maliyetli. Artı bir küçük bir savaş Ukrayna-Rusya arasında çıkacak. Enerji maliyetlerini yükseltecek. Bu teknolojiye geçiş esnasında ülkeler zorda kalacak. Batan ülkeler küresel sermayenin dayattığı kripto parayı bu şekilde kabul edecekler. İşte bugün böyle bir oyun oynanıyor. Bu oyun büyük resim. Biz büyük resmi doğru yorumlar, doğru görürsek, bu konu üzerinde kafa yorarsak, geleceğe yönelik Türkiye'nin planlarını da ona göre yapar. Bu oyundan zararlı değil, belki de karlı çıkarız. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.